Healthylation.com YouTube kanalına hoş geldin. Bugünkü konumuz steroidler. Steroidler özellikle 70'lerde kullanımı artmış ve günümüze kadar artarak devam etmiş sentetik ilaçlardır. Bilinenin aksine sadece vücut geliştirme, fitness, halter sporlarında değil, bisikletten tenise kadar hemen hemen her spor dalında kullanılmaktadır. Steroidler kullanıldığı dönem içinde muazzam güç ve hız artışı sağlasa da ilerleyen zamanlarda ve uzun vadeli kullanımda çok ama çok zararlıdır. Kas dayanıklılığını ve gücünü doğal sınırın ötesine taşımak için bazı insanlar anabolik androjenik steroidler, yani kısaca AAS denen maddelere yönelirler. Anabolik, büyümenin teşvik edilmesini ifade ederken androjenik, erkek cinsiyet özelliklerinin gelişimini ifade eder. Steroid ilaçların kas geliştirme yetenekleri iyi belgelenmiş ve kanıtlanmış olsa da birçok potansiyel yan etkiler gösterebilirler. Peki bu steroidler tam olarak nedir? Anabolik androjenik steroidler aslında basitçe erkeklik hormonu testosteronun sentetik halidir. Yani laboratuvarda yapay yapılmış halidir. İnsanlar bu hormonu doğal olarak üretirler. Erkeklerde vücut tüylerinin büyümesi, daha kalın bir ses, cinsel istek, artan boy ve kas kütlesi gibi erkek cinsiyet özelliklerinin gelişimini desteklemek için ergenlik döneminde seviyeleri artar. Geleneksel olarak bir erkeklik hormonu olarak düşünülse de kadınlar da testosteron üretir, ancak çok daha az miktarlardadır. Kadınlar için öncelikle kemik yoğunluğu ve sağlıklı bir libidoyu teşvik etmek için çeşitli işlevlere hizmet eder. Steroidlerin kullanımı ve potansiyel yararları. Steroidleri düşündüğünüzde akla ilk gelen şey vücut geliştirmede kas kazanımını teşvik etmek için kullanılmasıdır. Bu yaygın bir uygulama olsa da AAS, yani steroidler, birkaç farklı amaç içinde kullanılabilir. Anabolik steroidlerle ilişkili ana potansiyel faydalar şunlardır. Artan protein sentezi nedeniyle kas dokusunda artış, düşen vücut yağ yüzdesi, kas gücünde artış, antrenman kaynaklı kas deformasyonu ve sakatlanmalarda hızlı iyileşme, artan kemik mineral yoğunluğu, daha dayanıklı kaslar, artan kırmızı kan hücresi üretimi. Aslında steroidlerin birçok farklı kullanım alanı olsa da biz bugün kas gelişimi üzerinde duracağız. Diğer kullanım alanları ise şunlar. Tabi hız ve güç artışı isteyen sporcular, hastalık yüzünden kas kaybı yaşayanlar ve bahsedeceğimiz kas kütlesini arttırmak isteyen güç sporcuları. Konu vücut geliştirme, ağırlık kaldırma ve olimpik halter dahil olmak üzere güç sporları olduğunda anabolik steroidler kas kütlesini, gücünü ve güç çıkışını arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Bu sporlarda kas gücü ve büyüklüğü genel performansla doğrudan ilişkilidir. Kuvvet sporlarında steroid dozajı birçok federasyon bu ve diğer maddeleri test etmediği için daha serbest olma eğilimindedir. Daha yüksek dozlarda daha güçlü etkiler görülmekle birlikte yan etki riski de artar. Bu kategorideki birçok kullanıcı birden çok steroid türünü karıştırmak için istifleme adlı bir strateji kullanır. Bazı sporcular ayrıca büyüme hormonu ve insülin gibi başka sentetik hormonları da işin içine katar. Peki bu steroidlerin yan etkileri ve zararları neler? Potansiyel faydaları olmasına rağmen steroidlerin ciddiyeti bu maddeleri ne ölçüde kullandığınıza bağlı olarak değişir. Bireysel genetik de steroidlere nasıl tepki verdiğinizi etkiler. Steroid kullanımı ile ilişkili ana yan etkiler şunlardır. Artan kalp hastalığı riski. Direnç egzersiziyle birlikte kullanılan steroid, kalbinizin sol ventrikülünün boyutunu ve kan basıncını arttırabilir. Bu da kalp hastalığı ve buna bağlı ölüm riskinizi arttırır. Agresif bir psikoloji yaratabilir. Erkek ergenlerde ve yetişkinlerde steroid kullanımı artan saldırganlık ve dürtüsellik ile ilişkilendirilmiştir. Vücut imajını etkileyebilir. Steroid kullanımı ve bağımlılığı ruhsal bozukluklar için teşhis kılavuzunda bir vücut imajı bozukluğu olarak sınıflandırılmıştır. Karaciğer hasarına neden olabilir. Steroidlerin, özellikle ağızdan alınanların, karaciğer fonksiyon bozukluğu riskini arttırdığı gösterilmiştir. Jinekomastiye neden olabilir. Hormon dengesizliğinin neden olduğu şişmiş erkek göğüs dokusu olarak tanımlanan jinekomasti, steroid almayı bıraktığınızda ortaya çıkabilir. Azalan testosteron üretimi. Steroid kullanımı, testislerin küçülmesi ve fonksiyonun azalmasıyla karakterize olan hipogonadizm ile ilişkilidir. Sperm üretimini azaltma potansiyeli nedeniyle steroid kullanımı kısırlığa neden olabilir. Erkeklerde kelleye neden olabilir. Steroidlerin androjenik etkileri kelleye neden olabilir veya kellik durumunu daha da kötüleştirebilir. Bu etki kullanılan ilaca bağlı olarak da değişebilir. Az önce bahsettiğim yan etkiler hem erkeklerde hem de kadınlarda meydana gelebilse de kadınlar için ayrıca yan etkileri de olabilir. Bunlar kalınlaşan ses, yüz hatlarında değişim ve tüylenme, genişlemiş klitoris, düzensiz adet döngüleri, azalan meme büyüklüğü ve kısırlık. Steroidler çok tehlikelidir. Steroid kullanımının birçok riski vardır ve bu da onların çoğu insan için potansiyel olarak tehlikeli hale getirir. Bazı yöntemler bu risklerin bir kısmını en aza indirebilirken tamamen asla önlenemez. Sık sık kan testi yaptırmak çok önemlidir. Kan değerlerinizi büyük ölçüde etkileyebilir. Vücutta oksijen dağıtımına yardımcı hemoglobin ve hematokriti arttırabilir. HDL yani iyi kolesterolü düşürüp LDL yani kötü kolesterolü yükseltebilir. Karaciğer fonksiyonlarını bozabilir. Steroidler ayrıca çoğu ülkede yasa dışıdır. Yasal statüsü ülkeye ve bölgeye göre değişir ancak tedavi amaçlı olmayan amaçlarla kullanıldığında çoğu yerde yasa dışı olarak sınıflandırılır. Anabolik steroidler Türkiye'de de yasaktır. Hapis ve para cezası vardır. Bu tip ilaçları yasal olarak elde etmenin ve kullanmanın tek yolu düşük testosteron veya SM hastalığı gibi belirli bir durum için tıp uzmanı tarafından reçete edilmesini sağlamaktır. Güvenli bir kullanımı var mı? Daha düşük, iyi hesaplanmış steroid dozları kötüye kullanımla ilişkili kontrolsüz dozlardan önemli ölçüde daha güvenli olabilirken yan etkilere her dozda maruz kalabilirsiniz. Sentetik testosteron ayrıca testosteron replasman tedavisi olarak adlandırılan düşük testosteronlu bireyleri tedavi etmek için de kullanılır. Dozdan bağımsız olarak steroid almak her zaman bir risk seviyesine sahiptir. İnsanlar genetik yapıdaki varyasyonlar nedeniyle steroidlere farklı yanıt verebilir. Bu nedenle vücudunuzun tam olarak nasıl tepki vereceğini bilmek imkansızdır. Kısaca açıklamak gerekirse anabolik androjenik steroidler kas kütlesini ve gücünü arttırmak için kullanılan sentetik bir testosterondur. Bunu söyledik. Sağlık riskleri alınan tür ve miktara göre değişmekle birlikte tehlikeli olabilir ve her dozda yan etkilere neden olabilir ve çoğu ülkede tedavi dışında kullanımı yasaktır. Steroid kullanmak çok ciddi bir karardır ve riskleri faydalarından daha ağır basar.